Ne oluyor biliyor musunuz? Latife olsun. Eskiden vita yağı vardı. Hatırlayanlarınız vardır değil mi? Hatta efendim zeytinyağı yemeyin, vita yağı yiyin diye de efendim reklamlar falan da yayınlanmış daha eskiden. Vita yağı vardı. Askerde de vita yağı yedirirlerdi. Ben askerken efendim mutfağı denetlediğimde görüyordum. Hala vita yağı yeniyordu. O namubarek de yağ değil, mazot efendim. Ama askerin midesi 20 ay, 22 ay vita alışır. Alıştıktan sonra anasının evine döner. Anasının tereyağlı yemeğini yiyince midesi bozulur. Niye? Şimdi iki şey var. Ya anamın yemeği kötüydü. Yani efendim ya vita ya kötü ya da ya da benim midem yamulmuş. İki şey söylemesi lazım. Öyle değil mi? Millete vita ya yedire yedire uydurulmuş din yedire yedire. Millete şimdi bak bu Allah'ın dini diyoruz. Bak ya. Allah'ın dini diyoruz. Midesi kalkıyor. mide almıyor. Kusuyor. Affedersiniz. Midesi bulanıyor. Aklı bulan. Kafam karıştı diyor. En edeplileri. Kafam karıştı. Ya bir daha konuşma diyor. Kafam karışıyor. E, karışsın. Karışan kafa iyi olur. Bir kafan olduğunu anlarsın. <laughs> Omuzların üstünde bir şey taşıdığını görürsün hiç olmazsa. Bir kafam var. Karışsın. Ama yok. Aman sen konuşma diyor. Niye? Vita yana, uydurulmuş dine alışmış. O kadar alışmış ki siz pırıl pırıl mis gibi tereyağını önüne koyuyorsunuz midesi bulanıyor. Şimdi tereyağı kötüdür mü diyecek. Bunlar böyle yapıyorlar. Şu anda bunlar Allah'ın indirdiği dine kötü diyorlar. Niye? Çünkü uydurdukları dine alışmışlar. Aynen Osmanlı'nın hesabı. Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nda kötü, ehliyetsiz, liyakatsiz bir Yeniçeri ağası gelmiş. Geldikten sonra denetlememiş. Aşçı başı da pilav koyduğu kazandan pilavı boşaltınca kazanı yıkamadan kazanın yağıyla hoşaf koymuş. Tabii önce mırın kırın etmiş Yeniçeriler. Ya pilav şey hoşaf yağlı çıkıyor. Şu kazanı yıkatın. Allah aşkına böyle hoşaf mı olur? Biz bugüne kadar tertemiz hoşaf içtik. Neyse biraz mırın kırın etmişler ama üstüne olan olmamış. Uzun bir süre geçmiş. Ondan sonra devir dönmüş. Yeni bir yeni ağası gelmiş. Ehliyet ve liyakat sahibi. Denetlemede bu efenin terbiyesizliği görmüş ve müdahale etmiş. Kazanı evinizde öyle mi içiyorsunuz hoşafı? Allah'tan korkmazlar. Yani. Yıkayın kazanı Öyle koyun hoşafı. Kazanı yıkatıp da hoşafı getirince Yeniçeri'nin önüne Yeniçeri kazan kaldırmış. Hoşafın yağ kesildi. Oradan gelir bu deyim. Hoşafın yağ kesildi diye. Ama hoşaf yağsız olur. Hoşaf yağsız olur da yalnız bu Yeniçeriler hoşafın yağsız olduğunu unutmuşlar. Bu millet hoşafın yağsız olduğunu unutmuş. Uydurulmuş dinin uydurulmuş olduğunu unutturmuşlar bu insanlara. Allah rızası için bu da bize düşüyor.